24 ekranlarından günaydın. Ben Elif Akkaya-Kuter, analiz sentezle karşınızdayız. Yaklaşık 1 saat 45 dakika boyunca gündeme, siyasete, ekonomiye dair her şeyi konuklarımızla değerlendireceğiz, konuşacağız. Önce Ankara gündemi diyeceğiz. 24 Ankara Haber Müdürü Ümit Çetin bizleri bekliyor. Günaydın, kolaylıklar diliyoruz. Günaydın, merhabalar, iyi yayınlar. Size de iyi yayınlar, teşekkür ediyoruz. Evet, komuta kademesinin son MGK'sı yapılacak bugün. Hangi konular var masada? Tabii Milli Güvenlik Kurulu'nun birçok konu başlığı var. Tabii en önemli konu başlığı bütün bölgeyi, Türkiye dahil birçok ülkeyi de etkileyen, dünyanın tamamını aslında etkileyen Ukrayna-Rusya Savaşı. Dolayısıyla Türkiye'nin güvenliğini de etkileyen bir durum. Özellikle tahıl koridorunun askıya alınmasıyla birlikte Karadeniz'de sıkıntılar yaşanabilir. Çatışma riski doğabilir. Bunlar tabii ki Türkiye'nin milli güvenlik anlamında değerlendirmesi gereken konular. Milli Güvenlik Kurulu da özellikle Ukrayna-Rusya Savaşı'nın seyri ve tahıl koridoru anlaşması sonrası oluşan durumun analizini yapacak. Tabii bir yandan da Türkiye tahıl koridoruna geri dönülmesi için bir takım yaklaşımlar sergiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğini bu anlamda sürdürüyor. Sürdürmeye de devam edecek. Bir yandan da tabii Batı'yla da görüşmeler yapılıyor. Batı'ya çağrılar da yapılıyor. Ukrayna-Rusya Savaşı'nın oluşturduğu güvensiz ortam tabii ki Milli Güvenlik Kurulu'nun ayrıntılı olarak ele alacağı konulardan biri. Tabii MGK'ların vazgeçilmez gündem başlığı terörle mücadele. Terörle mücadele hem yurt içinde hem yurt dışında devam ediyor. Türkiye hani sürekli hem yurt içinde hem yurt dışında sahada ve sürekli o sahadaki aktif terörle mücadele adımları sonuçlarını veriyor. Artık kıllarını kıpırdatamaz hale geldi terör örgütü. Hani mağaralarından burunlarını dahi çıkaramıyorlar tabiri. Son derece nokta atışı bir tabir. Çünkü özellikle İHA ve SİHA teknolojilerinin de terörle mücadelede aktif olarak kullanılması sonrası sürekli görüldüğü yerde imha ediliyor ya da yakalanıyor bir şekilde teröristler. Bir yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, bir yandan emniyet güçlerinin, bir yandan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın aktif operasyonları var, nokta operasyonları var, genel operasyonları var. Dolayısıyla terörle mücadelenin seyri de Milli Güvenlik Kurulu'nun tartışılmaz gündem maddesi. MGK'da son durum ele alınacak, bundan sonra atılacak adımlar ele alınacak ki sürekli stratejiler belirleniyor ve sürekli stratejiler yenileniyor. Yani tek düze bir terörle mücadeleden söz etmiyoruz artık. Çok boyutlu, çok katmanlı. Yani sadece sahada askerin, polisin, istihbaratçının yürüttüğü bir terörle mücadele değil. Bir anlamda mesela diplomatların yürüttüğü bir terörle mücadele var. Bürokratların yürüttüğü terörle mücadele var. Dolayısıyla çok katmanlı, çok boyutlu terörle mücadele anlayışı özellikle geçtiğimiz yıllarda yapılan konsept değişikliğiyle birlikte terörle mücadelede hız kazanıldı ve sonuç alındı. Dolayısıyla bu sonuçlar değerlendirilecek. Bundan sonra atılacak adımlar da yine Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemine gelecek. Suriye'deki durum, Suriye'de normalleşme noktasında Türkiye devrede bir dörtlü toplantı var bilindiği üzere. Dörtlü formatta toplantılar yapılıyor. Bir yandan da Suriye'de Türkiye-Suriye normalleşmesi ve Suriye'nin tam anlamıyla normale dönebilmesi, Suriye'deki iç savaşın sonlanması noktasında gayretler var. Bu gayretlerin son durumu değerlendirilecek. Irak'taki durum tabii ki değerlendirilecek. Irak'ta neler oluyor? En son Süleymaniye'ye yerleşmeye çalışan ya da Süleymaniye yönetimiyle yan yana gelen bir terör örgütü vardı. Dolayısıyla oradaki durum nedir? Kuzey Irak'ta neler yaşanıyor? Bağdat'la ilişkiler bağlamında Irak sahasında neler yaşanıyor? Bunların hepsi konuşulacak. Bir yandan da Kafkaslar'da bilindiği üzere Zengezur koridoru noktasında çalışmalar var. Türkiye ve Azerbaycan bununla ilgili çağrıları yapıyor. Zengezur koridoru Türkiye'nin hem ticaretine hem tabii ki milli güvenliğine de katkı sağlayacak bir konu. Ve Azerbaycan'daki son durum, Karabağ'daki son durum da yine Milli Güvenlik Kurulu'nun gündem maddelerinden biri olacak. Yunanistan'la zaman zaman gerginlikler yaşıyoruz. Zaman zaman süt liman oluyor durum. Şimdi biraz daha sakin, ilişkiler onarılmaya çalışılıyor. Son durum değerlendirilecek. Türkiye'nin o noktadaki yaklaşımları ortaya konulacak. Yine Kıbrıs konusu hep gündemde. O da konuşulacak. Afrika'da yaşananlar da tabii ki
Milli Güvenlik Kurulu'nun gündeminde, özellikle Nijer'de yaşananlar. Orada bir savaş hazırlığı var, fotoğraf öyle. Dolayısıyla oradaki gelişmelerde Türkiye'nin dikkatini yoğunlaştırdığı bir bölge. Tarihsel bağlarımızın olduğu bir bölgeden de bahsediyoruz. Dolayısıyla Afrika sahasında da olup bitenler Türkiye'de Milli Güvenlik Kurulu'nun gündeminde olacaktır diye tahmin ediyoruz. Tabii ki MGK'nın hangi kararları aldığına dair MGK bildirisinde de akşam saatlerinde muhtemelen o bildiri çıkacaktır. O bildiride de tam anlamıyla hangi konuların nasıl görüşüldüğü ve hangi mesajların verildiğine dair bilgiler de kamuoyuna duyurulacak. MGK bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ayrıntıları yarın daha net bir şekilde sizden alıyor olacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 14. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Konuşmasında önemli başlıklar vardı. O başlıkların ayrıntılarını da alabilir miyiz? Şimdi Büyükelçiler Konferansları genelde Türkiye'nin dış politika anlayışının ortaya konduğu, dünyaya ilan edildiği ve ufak da olsa değişikliklerin de ortaya konduğu bir zemin. Dolayısıyla Büyükelçiler Konferansı o anlamda önemli. Bu yıl da Ankara'da yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da büyükelçileri ağırladı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki o törende, o toplantıda önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin hiçbir konuyu böyle tribünden seyredebilecek bir ülke olmadığını çok net bir şekilde ifade etti. Hem sahada hem masada olmalıyız. Bu bizim için bir tercih değil, bu bizim için mecburiyet. Bu coğrafyada, bu bölgede hayatta kalmak istiyorsak sahada ve masada olmayı sürdürmeliyiz. Bunu da yapmaya devam edeceğiz mesajlarını verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tarihten güç olarak yarınlarımızı çiziyoruz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Biz bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti olarak ya da daha önce kurduğumuz devletleri de katarak belki sahip olduğumuz her şeyin bedelini ödeyerek sahip olduk. Dolayısıyla birçok sahip olduğumuz birçok değerin bedelini ödedik dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye eksenli bir okumayla büyük bir satranç oynanıyor. Büyük bir satranç oynuyoruz diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve bölgemizdeki ve ötesindeki, bölgemizin ötesindeki gelişmelere bu anlayışla müdahil oluyoruz. Zaten diplomasi dediğimiz şeyin büyük bir satranç oyunu olduğunu sürekli işte diplomasiye kafa yoranlar, uzmanlar, yazarlar ifade ederler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o ifadeleri biraz çeşitlendirerek bu büyük satrançta hem bölgemize hem bölgemizin ötesindeki olaylara Türkiye eksenli bir anlayışla, yani Ankara'dan bakarak müdahil oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'nin bunu sadece Erdoğan söylemiyor aslında, bunu bütün dünya artık söylüyor, söylemeye de devam edecek. Türkiye uluslararası ilişkilere damga vuran oyun kurucu bir ülke haline geldi diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ki biz bu ifadeleri birçok dünya yayınında, birçok basın kuruluşunda, uluslararası basın kuruluşunda kaleme alan makalelerde de duyuyoruz, görüyoruz. Türkiye'nin diplomasiyi inşa eden anlayışını çok net bir şekilde görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna vurgu yaptı. Tahıl koridoru meselesiyle ilgili biraz önce de biraz aktarmaya çalıştım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüşme yaptığını, bu görüşmenin devam edeceğini ifade ediyor. Batı'nın da özellikle Rusya'ya verdiği sözleri yerine getirmesi gerektiğini de ifade ediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve tahıl koridoru anlaşmasına dönülmesi gerektiğini ifade ediyor. Çünkü bu savaşın Karadeniz sathına yayılması, yani Ukrayna'dan çıkarak diğer bölgenin tamamına, Karadeniz ve çevresine yayılmasının riskini ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve bu risk çok büyük. Dolayısıyla bu riski önlemek gerekiyor. Tahıl koridoru anlaşması aslında önleyici. Bir yandan evet ekonomik karşılığı da var. Bir yandan da diplomatik bir karşılığı var. Savaşın büyümesini, savaşın yayılmasını engelleyen bir anlaşma. Dolayısıyla o anlaşmaya dönülmesinin önemli olduğunu ifade ediyor. Ve özellikle Türkiye'nin tam anlamıyla diplomasi anlayışını özetleyen bir cümle kurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kimseyle kavga derdinde değiliz.
biz barıştan yanayız ve barışı inşa etmek için çabalıyoruz dedi. Türkiye'nin diplomasi geleneği de zaten işte yurtta sulh, cihanda sulh anlayışı da bunu gerektiriyor bilindiği üzere. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu bir kez daha Ankara'dan bütün dünyaya ilan etti. Evet. AK Parti'de artık yerel seçim çalışmaları da başladı bir taraftan. Nasıl bir planlama yapıldı, ayrıntılar varsa elimizde onları da aktarmanı rica edebilir miyiz? Hani biraz önce Türkiye için sahada olmalıyız yaklaşımı vardı ya, onun evet. Siyasi yansıması var AK Parti'de. Sahada olmalıyız anlayışı. Her anlamda, her kademede sahada olacağız, sahada olmaya devam edeceğiz anlayışı var. Planlama buna dayanıyor. Aslında AK Parti'nin geleneksel olarak seçim stratejileri böyle şekilleniyor. Ve her seçim döneminde de AK Parti sahayı iyi analiz edip, sahaya yayılıp ve sahada ağırlığını hissettirdiğini görüyoruz. Bu seçimde de öyle olacak gördüğümüz kadarıyla. Yine aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nin de yine aynı şekilde planlamaları var sahada olma noktasında. Tabii en başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sahada olacak. İl il ziyaret edecek. Yani seçim dönemini de beklemeyecek. Yani seçime bir ay kalmasını, iki ay kalmasını da beklemeyecek. İl ziyaretlerine hem teşekkür ziyaretleri zaten planlamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. O teşekkür ziyaretleri biraz daha hani yerel seçim ziyaretleriyle de karışarak gerçekleşecek ve önümüzdeki dönemde biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı muhtemelen her hafta birkaç ili ziyaret etmiş şekilde göreceğiz. İl ziyaretlerine ağırlık verecek. Sadece Erdoğan değil, AK Parti'nin bütün yönetim kadrosu, MYK'sı, MKK'sı, belediye başkanları, milletvekilleri, kabine üyeleri hepsi sahada olacak ve sahada il ziyaretleri gerçekleştirecek. Bunun planlamaları yapılıyor. Önümüzdeki dönemde de biz sahada hem vekilleri hem AK Parti MKK üyelerini, MYK üyelerini, yine kabine üyelerini, milletvekillerini, herkesi sahada göreceğiz. En başta tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan sahada olacak. Deprem bölgesine yönelik özel çalışmalar planlanıyor. Deprem bölgesinde yaraların sarılması noktasında zaten gayretler devam ediyor. Ama yerel seçim öncesinde de özellikle bu teslimatların biraz daha hızlandırılması söz konusu. Zaten bitmek üzere olan bazı yapılar var. Onların teslim süreçlerine şahit olacağız önümüzdeki dönemde. Ve peyderpey de o teslimatlar devam edecek. Özellikle depremzedelerin yaşam standartlarının yükseltilmesi. İşte çadırlardan konteynerlere alındı bilindiği üzere depremzedeler. Konteynerlerden de kalıcı konutlara artık aktarımların hızlanması söz konusu. Ve deprem bölgesinde de yine özel çalışmalar planlanıyor. Önümüzdeki dönemde o çalışmaların ayrıntılarını da göreceğiz. Ama dediğimiz gibi sahada olma noktasında, sahada ağırlığını hissettirme noktasında AK Parti'nin planlamaları var. Ve bu planlamalar da kısa zaman içerisinde hayata geçirilecek. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi ikinci kez olağanüstü toplanıyor diye konuşmuştuk. O toplantıdan çıkan sonuçları da almak isteriz sizden. Toplantıdan bir sonuç çıkmadı. Toplantıda sadece işte konuşmalar yapıldı. Yani derde derman bir şey çıkmıyor. Çünkü bu olağanüstü toplantı hani yaraya merhem olsun diye istenmiş bir toplantı değil gördüğümüz kadarıyla. Bu olağanüstü toplantı biraz daha özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içindeki tartışmaları gölgeleyebilmek için onlara paravan olsun diye istenmiş. Bunu bir yönteme dönüştürdü Cumhuriyet Halk Partisi. Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de bu soruldu. Evet, muhalefet her konuyla ilgili gördüğümüz kadarıyla her konuyla ilgili olağanüstü toplantı çağrısı yapacak. Ne zaman çağrı yaparlarsa biz de burada olacağız dedi. Dün yine toplantıya ters sayısı ortaya kondu. Önerge görüşüldü, önerge reddedildi. Ama işte bu toplantı yapılması bile anladığımız kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne yetiyor. CHP içindeki o kaos, o tartışmalı süreçler gölgeleniyor ya da gölgelenmeye çalışılıyor. Ama sonuçta ne yapılırsa yapılsın vatandaş ne olduğunu biliyor, ne olduğunu görüyor. Yani bu tip olağanüstü toplantı sistemini de itibarsızlaştıran bu tip girişimlerin toplamda siyasete, toplamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne zarar verdiğini de söylemek mümkün. Neden? Çünkü olağanüstü toplantılar gerçekten olağanüstü konularda
yapılması gerekir, yapılıyor. Ya da çağrı yapılması gerekir. Atıyorum, Allah göstermesin, bir savaş durumunda, bir kriz durumunda, bir problemli bir alanda, yani o problemli alandan kastımız o an, yani çok hızlı bir şekilde karar alınıp çok hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gereken konularda olağanüstü toplantılar geçtiğimiz yıllarda yapılırdı, ama şimdi her konuda, gündeme gelen her konuyla ilgili olağanüstü toplantı talep ediliyor. Talep etme hakkı var mıdır? Evet, anayasaya, iç tüzüğe göre muhalefetin böyle bir hakkı var. Yeterli sayıda imza topladığı müddetçe olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ama siyaseten de bu olağanüstü toplantıları itibarsızlaştıran bir yaklaşım. Akbelen meselesiyle ilgili zaten gerekli açıklamalar, gerekli yorumlar yapıldı. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili değerlendirmelerini yapmıştı, hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz günlerde. Ve Akbelen meselesinin bir hani yeşili korumaktan ziyade Türkiye'nin madenlere erişimini engelleme gayreti olduğunu net bir şekilde ifade ediyor. Evet, Türkiye'nin orman sahası içerisinde olan maden kaynakları da var. O kaynakların alınması da gerekiyor. O kaynaklar alınırken de yeşil, evet, orada ağaçların bazıları kesilmek zorunda kalınıyor. Ama o ağaçların kat be kat fazlasının başka noktalara dikildiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli anlattı. Hatta CHP'ye çağrı da yaptı. Siz, hani o ilin belediyesi sizde, siz ne kadar ağaç diktiniz, oturun onu açıklayın bize, dedi. Bu anlamda orman varlığının artırılması noktasında çalışmalar zaten kat be kat devam ediyor Türkiye'de. Son yıllarda biraz daha hızlandı bu iş. Oradaki ana gayenin Türkiye'nin kömür kaynaklarına erişiminin engellenmeye çalışılması olduğuna dair açıklamalar yapıldı. Muhalefet bambaşka düşünüyor. İşte orada işte yeşili koruma tırnak içerisinde kılıfıyla siyasi bir takım kazanımlar elde etmeye çalışıyorlar gördüğümüz kadarıyla. Dolayısıyla Akbelen meselesine de fayda sağlayan bir görüşme olmadı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan görüşme. Önümüzdeki süreçte de biz bambaşka konularda, İşte kaşık düştü, cam çatladı, olağanüstü toplantı yapsın meclis noktasına gelindi. Dolayısıyla her konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırma anlayışının önümüzdeki süreçte de devam edeceğini görüyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bakalım ne olacak? Ama tabii ki bu gayretler CHP içindeki kaosu gizlemeye yardımcı olmuyor. O amaca da ulaşılamıyor gördüğümüz kadarıyla. Evet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da dün önemli bir toplantısı vardı. Ekonomi yönetiminde yer alan bakanlarla ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Gelire göre vergi sinyali mi verdi sorusu gündemde. Eylül ayında orta vadeli program açıklanacak. Orta vadeli programda neler göreceğiz? Başlıklar vardı bu toplantıda. Ayrıntıları sizde. Şimdi orta vadeli programda özellikle vergi sisteminin sadeleştirilmesi ve vergi sisteminin modernize edilmesi noktasında bir takım yaklaşımlar olacak anladığımız kadarıyla. Cevdet Yılmaz bunu anlatıyor. Vergi sistemi, evet, Türkiye'de çok karışık. Yani yıllar önce yapılmış, kurgulanmış bir sistem. Onun üzerine sürekli işte 40 yama gibi sürekli eklemeler yapılmış. Sürekli oraya böyle vergi koyalım, buraya böyle vergi koyalım, doğrudan vergiler, dolaylı vergiler derken ancak uzmanının anladığı bir vergi sistemi var Türkiye'de. Yani vatandaş düzeyine indiğimizde birçok kişi, bizler de dahil, vergi sistemini anlamakta zorlanıyoruz. Neden? Çünkü çok karmaşık. Sadece o konuda uzmanlaşmış kişilerin anlayabileceği sayıda ve karmaşıklıkta bir vergi sistemimiz var. Dolayısıyla bunun sadeleştirilmesi lazım. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi noktasında bir adım atılması lazım. Bununla ilgili bir anlayış var gördüğümüz kadarıyla. Hem vergi mevzuatının modernize edilmesi, çünkü dünya değişiyor, ekonomik sistemler değişiyor, ekonomik modeller değişiyor ve daha da değişme süreci de devam ediyor. Dolayısıyla 10 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl öncesinin
anlayışıyla hazırlanmış vergi mevzuatının tabii ki yenilenmesi gerekiyor. Peyderpey, evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi müdahaleler yaptı, vergi paketleri geldi ve onlar değiştirildi. Ama tabii ki topyekün bugün işte anayasayla ilgili de hep konuştuğumuz şey budur ya. Yani bambaşka bir anlayışla hazırlanmış bir anayasamız var ve sürekli müdahaleler yapılmış ama derde derman değil o müdahalelerde. Dolayısıyla vergiyle ilgili de böyle bir problem var gördüğümüz kadarıyla. Vergi mevzuatının yenilenmesi en önemli hedef. Ve gelire göre vergi modelinin de bu yeni mevzuatta korunması, konulması gündemde. Orta vadeli program hazırlıkları devam ediyor. Bu vergi anladığımız kadarıyla orta vadeli programın bir bölümünü oluşturacak. Yeni ekonomi yönetiminin tam anlamıyla ne istediğini, ne düşündüğünü, hangi yollarla nereye ulaşmak istediğini çok net bir şekilde biz orta vadeli programda göreceğiz. Sürekli bu konuyla ilgili konuşanlar oraya atıfta bulunuyor. Dolayısıyla Cevdet Yılmaz da yine oraya atıfta bulundu. Ekonomiyle ilgili bakanlarla da bir araya geldi. Bu hazırlıkların devam ettiğine dair görüntüler de var gördüğümüz kadarıyla. Biz sade bir vergi sistemini göreceğiz. Ve özellikle ana hedefi, orta vadeli programın da ana hedefi bir istikrarlı büyümeyi sağlamak, iki refah artışını sağlamak ve temel hedeflerden biri de ne? İşte tek haneli enflasyona ulaşmak, bu konuda hedef çok net. Faiz düzeyinin de yine tek haneliye yeniden dönülmesi, döndürülmesi tek haneli enflasyona ulaşmayla birlikte, yani ikisinde aynı şekilde tek haneliye dönmesi temel hedef. Göreceğiz, bakacağız. Orta vadeli programı merakla bekliyoruz. Tabii ki biz geldiği zaman çok anlayamayacağız belki. Uzmanlar bize onu, ekonomistler özellikle bize onu tercüme edecekler. Ama en azından hükümetin bu anlamda ekonomi yönetiminin tam olarak neyi planladığını, nasıl planladığını ve hangi yollarla buna ulaşacağını orta vadeli programda net bir şekilde göreceğiz. Evet. Ekonomiyle ilgili çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Cuma günü de finans kesimiyle bir araya gelecek. Bankalar Birliği, kamu özel sektör temsilcileri ve banka genel müdürlerinin olduğu bir toplantıda diyelim ve size çok teşekkür ederim. 24 Ankara Haber Müdürü Ümit Çetin, kolaylıklar diliyoruz. Analiz Sentez'de kısacık bir ara, sonra buradayız. Yeniden merhaba, Analiz Sentez devam ediyor. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel konuğumuz. Günaydın Melik Yiğitel, hoş geldiniz Analiz Sentez'e. Günaydın, merhabalar sevgili Elif. Bakıyorum yine yalnızsın. Evet, vallahi siz gelmeseniz çok yalnız kalacaktım. Hoş geldiniz ama ilerleyen saatlerde yalnız bırakmam, günaydın. Yine eklene eklene devam edeceğiz. Kalabalık olacağız. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmayla başlayalım. Tahıl koridoruyla ilgili söyledikleri önemliydi. Putin'le evet. olan görüşmesine dair ortak noktada buluşacağız ifadelerini kullandı ki önümüzdeki günlerde de yüz yüze görüşmeleri bekleniyor. Henüz tarih belli değil. Sahada ve masada güçlü olmak bizim için zorunluluk ifadelerini kullandı. Batı sözlerini tutmalı ifadelerini kullandı. Türkiye oyun kurucu ve anahtar bir ülke haline gelmiştir dedi. Ne dersiniz? Nasıl değerlendirirsiniz? Yani şöyle, şimdi sondan başlarsak Türkiye'nin yani bir oyun kurucu ülke olduğu ama aynı zamanda da eğer kendisine rağmen bir oyun kurulursa onun bozmak kabiliyeti olduğunu da gösterdi. Yani Suriye'de olan bitenler tam da bu. Bize rağmen kurulmak bir istenen bir oyunu bozduk. Nasıl bozduk? İşte Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru açılmak istendi. Yaptığımız operasyonlarla bunu tuzla buz ettik. Keza Doğu Akdeniz'de aynısını yaptık. Ege'de aynısını yaptık. Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'nda aynısını yaptık. Libya'da aynısını yaptık. Bütün buralarda biz bize rağmen kurulan oyunu bozma kabiliyeti olduğumuzu gösterdik. Ve o yeni bir oyun kurulması, o oyunu da ancak ben kurarım deyip bunu çok net bir şekilde gösterdik. O yüzden de Cumhurbaşkanı Erdoğan dediği hem masa hem saha meselesi uzun süredir Türkiye bunu uyguluyor ve çok ciddi önemli sonuçlar alıyor. Şey gibi düşünün sevgili Elif, bir bisikletin iki pedalı gibi düşün, biri masa biri saha. Zaman zaman işte sahaya, zaman zaman masaya pedalı hızlandırırsınız, yavaşlarsınız.
Ama asıl olan o pedalı çevirmektir. Çünkü ayağınızı çektiğiniz anda bisiklet üzerinize devrilir. Ayağınızı pedaldan çekmemek. Türkiye bunu yapıyor. Yani saha masa, iki ayağı pedalda, hiçbir zaman o iki ayağını birden pedaldan çekmiyor. Çünkü o bisikletin üzerine devrileceğini biliyor. O yüzden de yeri geldiğinde saha, yeri geldiğinde masa hızlanır, yeri geldiğinde yavaşlar. Ama asıl olan o bisikletin üzerinde durabilmek. Türkiye bunu gösterdi. Çok net bir şekilde gösterdi. O yüzden saha masa denklemi çok önemli. Ve aslında Türk dış politikasının son dönemdeki temel mottosu, anahtar cümlesidir bu. Bu artık siyaseten bir kırmızı çizgi. Bu AK Parti hükümetlerinden sonra gelecek hükümetler de o kırmızı çizgiye uymak durumunda. Çünkü Türkiye yeni bir yerde, yeni bir dönem. Ve artık orası terk edilemez. Orası artık pik nokta. Dış politikada pik nokta. O bakımdan o önemli. Şimdi dolayısıyla bu iki denklem üzerine kurulu bir dış politika. Bunu kime söylüyor? Bunu büyükelçilere söylüyor. Yani dünyanın her yerinde Türkiye'yi temsil eden büyükelçilerimize söylüyor. Ve biliyorsun daha önce Büyükelçiler Konferansı'nda da Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net bir şekilde aktif, reaksiyonel, müdahale eden bir diplomasi. Yani giderim, işte bir büyükelçi atlayalım, o büyükelçi smokinli giysin, karşılasın, merhaba desin, görünsün bir iki yerde. Öyle bir dış politika, öyle bir büyükelçilik de istemiyorum dedi. Reaksiyonel olacak. Yani mesela ticaret, yatırım, dış yatırımlar konusunda sizden hamle ve hız bekliyorum dedi. Mesela daha önce böyle çok alışık olmadığımız bir şey. Yani büyükelçiler de diyor ki, özellikle Türkiye'deki yatırımlar konusunda, ekonomi konusunda müdahil olun, reaksiyonel olun. O yüzden de bu açıdan önemli. Yani dış politikanın, dış politikasının cidden çok önemli noktaları bunlar ve yeni şifreleri bunlar. Biliyorsun Hakan Fidan da açılış konuşmasında çok net konuşmuştu. Avrupa Birliği konusunda Türkiye'nin tavrını söylemişti ve büyükelçilere Türkiye'siz bir Avrupa Birliği'nin siyaseten bir körlük olduğunu söylemişti. Stratejik yani bir körlük. Yani Türkiye görmezden demişti. Gelmek, evet evet, yani bu bir körlüktür demişti. Dolayısıyla büyükelçiler de aslında bu meseleye böyle bakın demişti. O bakımdan da yeni dönemde bizim büyükelçilerimizin görevi hakikaten zor. Yani yorucu bir mesai ve çok ciddi işler yapmak durumundalar. Bu açıdan çizilen çerçeve çok çok önemli. Tahıl koridoru meselesine gelince spesifik olarak bu meseleye dair Cumhurbaşkanı'nın söylediği de önemli. Dedi ki Temmuz ayında bitiyor süre, yeni şartlarla bu anlaşmayı yeniden canlandırmak. Şimdi dün akşamdan bu yana bu cümlenin aslında ne anlama geldiği tartışılıyor. Ben de işte birkaç tane görüşme yaptım. Nedir bu diye. Şimdi sevgili Elif, geçen dönemde imzalanan tahıl anlaşmasında Ukrayna tahılının tahliyesi ağırlıklı bir anlaşma olmuştu. Fakat o anlaşmada Ukrayna tahılı tahliye edildikten sonra aslında Rusya'nın tahılının da tahliye edilmesi meselesi konuşuldu. Fakat bu yerine gelmedi. Yani Ukrayna tahılı tahliye edilirken Rusların tahılı elinde kaldı. Gerekçe olarak da anlaşma metnine uymuyoruz demediler. Yani bu anlaşma metninde var ama gereğini yerine getirmiyorsun sorusuna çok böyle ciddi bir çıkış yolu, bir fake. Efendim Rusya'dan taşınacak tahıla dair gemileri, sigorta şirketleri o yükümlülük altına girmiyor. Yani o gemileri sigortalamıyor. Sigorta şirketleri kimin? İşte Avrupa'nın, Amerika'nın. Niye yapmıyor? İşte efendim yaptırımlar başlığı altında olduğu için bu riski almak istemiyorlar. Şimdi doğal olarak Putin de diyor ki bu bir oyun. Yani istenirse bu aşılabilir. Ve gemiler sigortalanmadığı sürece de hiçbir gemi, dünyanın hiçbir yerinde bir ulaştırma şirketi, lojistik şirket sigortalamadan bir yerden başka bir yere gitmez. Tıpkı arabanın kaskosu gibi düşün, trafik sigortası gibi düşün. Yani kaskosu, trafik sigortası yoksa, nasıl bir şehirden bir şehire gitmiyorsanız, bir gemide bir malı alıp diğer limana götürmüyor. Bu doğal bir sonuç zaten.
Şimdi bunu aşalım dedi. Aşılmadı. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle Putin'i ikna etmek mümkün mü? Evet, mümkün. Nasıl mümkün? Şu. Eğer Vladimir Putin'e Ukrayna tahılıyla birlikte Rusya tahılının da tahliye edileceğine dair bir garanti verilirse bu anlaşma yeniden yapılabilir. Putin'i bu noktaya getiren kim? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yeniden bu anlaşmayı tazelemek, yenilemeyi becerebilecek kişi kim? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü bugün zaten günümüzde hem Putin'le hem Zelenski'yle görüşebilen tek lider Erdoğan. Başka yok ki. Yani Avrupa kavgalı, Amerika kavgalı. Peki kim olacak burada arabuluculuk rolü ya da anlaşmaya zorlayacak aktör? Recep Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla şimdi Erdoğan da bir arayol buldu. O arayolda dediğim gibi yani Ukrayna tahılının tahliye edilmesiyle birlikte Rus tahılının da tahliye edilmesi. Rus tahılının tahliye edilmesi sırasında da bu gemilerin, lojistik firmalarının uluslararası sigorta şirketlerindeki o engeli kaldırmak, bunu aşmak. Bu olduğu anda Putin'in sıcak baktığını biliyoruz. En azından dünkü telefon trafiğinde benim öğrendim bu. Yani evet, Putin daha alımlı bir noktaya geldi. Yani önce bu anlaşma bitecek, yeni bir anlaşma yok deyip elini tersiyle iten Putin'i Erdoğan, evet yeni de anlaşma olabilir ama şu şartlarda olur noktasına getirdi. O yüzden de ikna etmek mümkün. Yani diğer aktörlerde ikna olması durumunda bu aşılabilecek bir meseledir. Ha ne, nasıl olur bu? Face to face, yüz yüze ya da rubero ne diyeceksek yüz yüze oturup konuştuklarında bu mesele aşılacak. O yüz yüze görüşme ne? Bu ay içinde yapılması bekleniyor. Evet. Yani tarih her an netleşebilir. O telefon görüşmesinde bir prensip anlaşmasına varıldı. Bu tarih netleştiği anda, bu görüşme olduğu anda da ben eminim ki Recep Tayyip Erdoğan o ikna kabiliyetini burada da gösterip Putin'i bu konuda ikna edecek. Evet. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Şuan İlhan Açıkalın da bizimle beraber. Günaydın hocam, hoş geldiniz. Günaydın Elif Hanım, Melik Bey. Evet, geçen haftaki programda Şuay Hocam da sizin aynı cümlenizi bitirdiğiniz gibi Melik İtel tahıl koridorunda olumlu sonuç beklediğini dile getirmişti. Evet. Yine oradan ben devam edeyim. Ben zaten hocamın geldiğini hissettim, o yüzden bitirdim. Cümleyi öyle bitirdiniz. Evet, gerçekten tam da öyle oldu. Geçen hafta çünkü Şuay Hocam öyle söylemişti. İşte Putin'le telefon görüşmesini değerlendirirken yüz yüze görüşmede çözüleceğini düşünüyorum. Ortak bir paydada buluşulacağına inanıyorum. En çok inananlardan biriyim demişti Şuay Hocam. Şimdi evet, sahada ve masada güçlü olmak bizim için zorunluluk cümlesiyle ilgili Melik Yiğitel dedi ki bu strateji zaten uzun zamandır uygulanıyor. İki ayağı pedalda ve iki pedaldan da ayağını çekmeden Türkiye devam ediyor dedi. Hocam sizin de alalım hem tahıl koridoruyla ilgili tekrar söylemek istediklerinizi hem Türkiye oyun kurucu ve anahtar bir ülke haline gelmiştir ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı. Tüm bu cümlelerin değerlendirmesini sizden de alalım. Elif Hanım izninizle önce tahıl koridoruyla başlayıp en son Melik Bey de orada bıraktığı için. Evet. Tahıl koridoru anlaşmasına tabii biraz önce Melik Bey'in son söylediklerine yetişebildim, dinledim. Burada sigortacılık meselesini aslında biz yine Melik Bey'le geçen haftalarda konuşmuştuk. Çünkü bu sigortacılık fiyatlarını yani sigortacılık konusunda gemicilik alanında bu sigorta işinin fiyatının yükselmesini sadece tahıl sektörüne değil bütün gemicilik alanlarına yani lojistiği gemiyle sağlayan tüm sektörlere etki edeceği gibi bir gerçek de var ortada. Şimdi dolayısıyla bu sigorta işi çok kritikti. Hatta şunu da söyleyeyim, bu anlaşma bana sorarsanız hani Rusya yüz yüze görüştüğünde Sayın Cumhurbaşkanımız da Putin devam edeceğini düşünmemin bir sebeplerinden bir tanesi de işin tüm teknik ve ticari boyutlarının ötesinde tahıl anlaşması kabul edelim bu savaşta Rusya'nın yine de hala insani yanının bu kadar uluslararası sistemden izole olmuş bir Rusya'nın hem insani politikaları açısından hem de bir platformun içerisinde Türkiye, BM ve Ukrayna ile bir arada olduğu tek platform aslında Melik Bey doğru düşünüyorum herhalde. Yani
Bu anlaşma doğru. Rusya için aynı zamanda bir uluslararası sistem içerisinde bir varoluş alanı da ifade ediyor bu kadar sıkışmışlığın içerisinde. Yani evet, Rusya Temmuz'un ortasında bununla ilgili bir res çekti ama Rusya bu anlaşmadan gerçekten tamamen çekildiği zaman tabii ki Türkiye'yi sadece bu anlaşmayla kaybetmez ama Türkiye ile ilişkilerinin de kısmi olarak zedeleneceğini bilen bir Rusya var. Bunun ötesinde zaten Avrupa'nın, Amerika'nın izole ettiği bir Rusya'nın hem bakın Afrika'daki insani meseleleri, tahılla ilgili gıda krizini önleyen bir sürecin içerisinde görünen bir Rusya var. Dolayısıyla Rusya kendisinin bu kadar kötü bir imajının olduğu dönemde artık bu anlaşmadan da çekiliyor gibi bir tutum sergilemesi gerçekten Rusya'nın tamamen kendi içine kapanacağı bir süreç olur. Ben bunun o yüzden de çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Rusya aslında bir senedir iki tane uzatma döneminde de bu isteklerini dile getirmişti. Hem Rus gübresinin hem Rus tahılının daha fazla dünyaya ulaştırılması hem de özellikle bu Rus Tarım Bankası'nın Swift sistemine yeniden dahil edilmesi. Yani adamlar da kendi açısından haklı ama günün sonunda baktığımız zaman ben gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın o noktada Başkan Putin'i ikna edeceğini düşünüyorum. Rusya'nın da gerçekten rasyonel baktığı zaman bu anlaşmada kalması sadece ekonomik ticari boyutlarıyla değil. Çünkü Ukrayna Rusya'ya göre ekonomik sebeplerle bu anlaşmada kalması mantıklı ama Rusya için daha çok diplomasi ve siyaset açısından daha fazla izole olmaması açısından da bu anlaşma çok kıymetli. Türkiye gibi de zor zamanlarında da Rusya ile iletişim kuran, onunla bütün diyalog kapılarını açık bırakan bir ülkeyi de böylesine zor durumda bırakmaya bence Rusya'nın da çok gerçekçi bakacağını düşünmüyorum ama inşallah yüz yüze görüşmede Putin'in Türkiye ziyaretinde bunları hep beraber yeniden konuşmuş olacağız. Tahıl koridoru ile ilgili bunu söylemiş olayım. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü Büyükelçiler Konferansı'nda önemli mesajları vardı. Özellikle sizin de söylediğiniz gibi sahada ve masada güçlü Türkiye'nin bir zorunluluk olduğu vurgusu bence çok kritikti çünkü aynı zamanda burada verdiği dış politika mesajları sadece büyükelçilere değil tüm dünyada merakla bekleniyordu. Yeni dönemde özellikle NATO zirvesinden sonra Türk dış politikasını seçimlerden sonraki değişimi, dönüşümü üzerine birçok bağlamda dünya kamuoyu da bunu konuşuyordu Elif Hanım. Burada da defaatle hep dile getirmiştik gerçekten Türkiye'nin bundan sonraki süreçte nasıl bir dış politika izleyeceği açısından. Bence Sayın Cumhurbaşkanımız tüm dünyaya net bir mesaj verdi. Türkiye'nin birçok alanda izlediği politikanın hem diplomasi masasında hem de bundan sonra her anlamda sahada da güçlü bir şekilde uygulamalarının devam edeceğini aslında söylemiş oldu. Burada bence en önemli mesajlardan biri de sadece sahada ve masada güçlü Türkiye'nin ötesinde Türkiye'nin özellikle son 5 senedir biz biraz daha 15 Temmuz ve sonrasında bu sürecin arttığını görüyoruz. Küresel ve bölgesel konularda kendinin daha bağımsız izlediği dış politikanın da süreceğinin sinyallerini verdi. Belki o çok uzun süredir tartışılan NATO zirvesinden beri tartışılan AB ile ilgili birçok konu açısından da bunu böyle okumak lazım. Türkiye çok uzun süredir ne batı ne doğu bağlamında bütün alanlarda 360 derece dış politika izleyen bir ülke var sonuç olarak burada. Her alandaki çıkarlarını devam ettirmek, kendi önceliklerini sürdürmek açısından da önemli adımlar atacağının mesajını verdi. Ben bunu hep söylüyorum savaş çıktığından beri. Bunu bir kere daha altını çizmek lazım. Tarihin içinden geçerken belki anlayamıyoruz ama bundan 50 yıl sonra, 30 yıl sonra bugün Türkiye'nin izlediği bu politikaların belki bir 3. Dünya Savaşı'nı önlediğini anlayacağımızı düşünüyorum. O yüzden Türkiye'nin rolü sadece Türkiye için değil, tüm dünya için kritik. Dün verilen mesajlarda sadece iç kamuoyunda dış politikanın nasıl olacağına dair değil, aynı zamanda tüm dünyanın merak ettiği Türkiye'nin dış politikasının yeni kodları açısından da önemli bir konuşmaydı bu. Evet. Melike İtel, ben böyle not alınca acaba söylemek istediğiniz bir şey var mı bu konuyla ilgili diye yine de bir sorayım. Sonra başka bir konuya geçelim. Şöyle ben hocamın çizdiği çerçeve üzerinden sevgili Elif, şimdi bu Rusya-Ukrayna savaşında bu tahıl meselesi anlaşma eğer genişlerse, Rusya tahılının tahliye edilmesi noktası bir yere varılabilirse, sonrasında bir barış masasında kurulmasının kapısını da açabilir. Çünkü iki taraf artık yoruldu. Yani 1,5 yıldır devam eden bir savaş ve savaşta bir pata durumu var.
Yenişemiyorlar. Yenişemiyor. Yani bir yandan işte Avrupa Ukrayna'yı sürekli tahkim ediyor. Bir yandan Rusya geri ama adım atmıyor. Ve iki tarafa da maliyet doğuruyor. Savaş uzadıkça iki tarafa da ciddi maliyetler üretiyor. Göğüslenemeyecek maliyetler. O bakımdan da biraz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahat bıraksalar, biraz böyle elini rahat bırakıp önünü kapatmasalar, yani böyle arka kapının arkasında dolanıp işi bozmaya kalkmasalar, gerçekten bu iş başka yere gider. Yani Antalya formatında yeniden bir masa kurulması Melih Yiğitel, sözünüzü kesiyorum. Mümkün olur. Lütfen unutmayın, sonra devam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 14. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşma yapıyor. Kulak veriyoruz. Birisidir. Yasamanın, yürütmenin ve yargının birbirinden bağımsız olması, ayrıca güçler ayrımı iç prensibi içerisinde, kendi kuralları içerisinde hareket etmesi doğrudur. Ama güçler ayrımı, güçler çatışması noktasına gelmeden bir amaç birliği etrafında milli hedeflerimiz doğrultusunda bütün kurumları mobilize edebildiğimiz bir siyasal zemini de oluşturmalıdır. Onun için diyoruz ki, özellikle Türkiye'nin dış politikasını yürüten siz değerli büyükelçilerimizin, Dışişleri Bakanlığı mensuplarımızın, Türkiye'nin yasama ve denetleme faaliyetlerinin merkezi olan halkın seçtiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sizleri ağırlamış olmamız, aynı zamanda da amaç birliği prensibine dikkat çekmek bakımından fevkalade büyük bir sembolik önem taşır. Bu amaç birliği içerisinde ortaya koyduğumuz önümüzdeki 100 yılı, Cumhuriyetimizin ikinci asrını dünyada itibarlı güçlü bir Türkiye'nin 100 yılı yapmak için mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz. Ben bu tabii sabah kahvaltısı olduğu için çok kısa bazı şeyleri hatırlatmak için, önce kendimi hatırlatmak için gündeme getirmek istiyorum. Tabii ki büyük ülkelerin, büyük milletlerin zamanın akışı içerisinde kendisini bırakıp iki gününü eşit bir şekilde geçirmesi asla mümkün değildir. Hele bizim milletimizin hiçbir zaman tarihte böyle bir yönü olmamıştır. Şunu çok rahat söyleyebiliriz ki, Sultan Alparslan'ın Anadolu topraklarını açarak Anadolu'yu Müslüman Türk milletine yurt edindirmesiyle birlikte başlayan tarihsel süreçte hemen hemen hiçbir günümüz arkamıza yaslanarak huzur içerisinde günümüzü gün ederek geçirdiğimiz bir günümüz olmamıştır. Mücadeleyle, gayretle ama hep önümüzde daha büyük hedefler koyarak bu topraklardaki varlığımızı sürdürdük ve bugünlere kadar çok şükür geldik. Şimdi bundan sonra da yine önümüzde büyük hedefler koymak zorundayız. Bu hedefleri hepimiz ortaklaştırmak, elimizdeki imkanlar çerçevesinde bu hedefe daha kısa süre içerisinde ulaşmamızı temin edecek her türlü faaliyeti gerçekleştirmek zorundayız. Bu hedefte önümüzdeki asrın dünyada sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı olması için mücadele etmektir. Bu çerçevede üç ana hedefimizi ifade etmek isterim. Bunların hiç şüphesiz dış politikada da, bizim uluslararası ilişkilerdeki alanında da en temel hedeflerimizin olacağı aşikardır. Bunlardan birisi bir söz olarak söyledim ama içi herhalde doldurulursa böyle saatlerce konuşabileceğimiz bir mesele, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'yi oluşturmak mecburiyetindeyiz. Değerli dostlar, değerli büyükelçiler, sözümüzün güçlü olması, haklı olması, doğru projeleri, doğru fikirleri, doğru siyasetleri takip ediyor olmamız önemli bir şeydir. Ama tek başına yeterli değildir. Eğer sözünüzün arkasına güç koyamıyorsanız, bunu hem yumuşak güç anlamında hem sert güç anlamında söylüyorum. Bu gücü sözünüzün arkasına koyamıyorsanız sadece doğru söz söyleyen bir ülke olursunuz. Doğru tercihlerde bulunan bir ülke olursunuz. Ama zaman zaman sözünüzün arkasına güç koyamadığınızda zaman zaman yalnızlaştığınız, söylediğiniz haklı tezlerin bir karşılık bulmadığı dönemleri de yaşarsınız. Onun için önümüzdeki yüzyılın en temel özelliklerinden birisi, Türkiye'nin hem sözünü güçlendireceğiz hem bu sözün arkasındaki güçlerimizi çok daha kuvvetli hale getireceğiz. Bu çerçevede dış politikada özellikle son yıllarda izlediğimiz gerçekten takdire şayan gelişmenin altını çizmek isterim. Dış politika artık sadece Dışişleri Bakanlığı'nın icra etmiş olduğu bir politika olmanın çok çok ötesindedir.
Dış politikanın içerisinde savunma diplomasisinden, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın faaliyetlerine, Türkiye'nin yumuşak güç unsurları olan ve her birinizin büyükelçiliğiniz çerçevesinde büyük destekler verdiğiniz TİKA'dan, YTB'den, yurt dışı Türklere, işte Yunus Emre Enstitüsü'ne kadar yumuşak güç faaliyetlerimizle dünyada sözümüzü çok daha güçlü hale getirecek bir dönemi yaşıyoruz. Bunu daha da güçlendireceğiz. Türkiye'nin savunma sanayindeki attığı her ileri adım aynı zamanda dış politikadaki sözünü kuvvetlendirdiği bir argümanıdır. Türkiye'nin yumuşak güç unsurları olan bu kurumlarımızın yurt dışında açtığı her bir şube aslında bizim sözümüzü çok daha fazla güçlendirdiğimiz bir dönemin işaretidir. Dolayısıyla bu temel hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Sözümüzün güçlü, doğru, çözüm üretici ve gerçekten dünyada ses getirici olabilmesi aynı zamanda arkasındaki çok tesirli bir güce sahip olmamızla mümkündür. Bu çerçevede hedeflerimizi dış politika ekseninde de güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde dış politika ile ilgili ikinci temel hedefimiz Türkiye eksenini tahkim etmektir. Bu tartışmayı hepiniz yıllarca yaşadınız. Yıllarca Türkiye'nin geçmişini bilmeyenlerin, Türkiye'nin nereden geldiğini ve nereye gitmekte olduğunu kavrayamayanların zaman zaman eksen kayması tartışmaları açarak Türkiye'yi başkalarının gündemi üzerinden köşeye sıkıştırmaya çalıştığını çok iyi hatırlıyoruz. Hep söylediğimiz şudur. Türkiye başkaları tarafından çizilmiş eksenlerin peyki olan bir ülke olamaz. Türkiye kendi eksenini tahkim etmek mecburiyetinde olan bir ülkedir. Ve Allah'a çok şükür artık zaman gelmiştir. Artık Türkiye böyle bir güce, böyle bir kudrete, böyle bir imkana kavuşmuştur. Onun için diyoruz ki biz başkalarının çizdiği eksenlere göre değil, başkalarının bize durmamızı gerektiği yeri söylediği yerde durarak değil, Türkiye'nin milli menfaatlerini kullanarak, koruyarak, Türkiye'nin aynı zamanda bütün elindeki imkan ve fırsatları bilerek, rasyonel, ütopik olmayan ama bu gerçeklik içerisinde Türkiye yüzyılı hedeflerini de ıskalamayan bir Türkiye ekseni tahkim etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için 3 stratejik halkada ilişkilerimizi geliştirmek için bütün planlarımızı, programlarımızı yapıyoruz. Bunlardan birisi, önce Türkiye'nin dünyanın en sorunlu bölgesinde yaşıyoruz. Balkanlardan Karadeniz'e, Kafkaslara, Orta Doğu'ya ve ta Güney Afrika'ya kadar inen bu coğrafyada önce bölgemizdeki dostlukları, bölgemizdeki barış, güven ve istikrar ortamını tahkim edecek ilk halkayı çok kuvvetli hale getireceğiz. İkincisi, özellikle dışişlerimizin kıtalar arası açılım programları ile birlikte ta Latin Amerika'dan Afrika kıtasına kadar her yerde Türkiye'nin gücünü, Türkiye'nin ittifaklarını artıracağız, güçlendireceğiz ve yeryüzünde küresel bir siyasal mimarinin oluşması için bütün gücümüzle 3. stratejik halkamızı tahkim edecek adımlarımızı gerçekleştireceğiz. Ve böylece inşallah önümüzdeki yüzyıl Türkiye yüzyılını tahkim ettiğimiz, bu ekseni inşa ettiğimiz ve artık sözü güçlü, gücü tesirli olan bir Türkiye'nin aynı zamanda dünya siyasetine tabii ki tek başına değil ama çok güçlü bir aktör olarak yön vermeye başladığı bir dönemin kuruluşunu da hep beraber yapacağız. Değerli büyükelçilerimiz, değerli misafirler, dış politikamızın 3. temel hedefi ise adil, hakkaniyetli ve yeni bir küresel sistemin kurulabilmesi için mücadele etmektir. Artık kim isterse istesin, hangi güce sahip olursa olsun, bugünkü dünya sisteminin bu haliyle devam etmesinin imkan ve ihtimali yoktur. İşte en son Afrika kıtasındaki uyanışı temsil eden yeni çıkışların, dünya siyasetine çok kökten değişikliklerin geleceğini gösterdiği açık bir işareti yaşıyoruz. Dünyanın birçok yerinde bizim yıllardır Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün uluslararası platformda dile getirdiği, dünya beşten büyüktür diyerek özetlediği, yeni bir dünyanın kurulması mümkündür diyerek özetlediği, yeni, hakkaniyetli ve adil bir dünya kurulması çabasına bizim sesimizi yükselttiğimiz, gücümüzü daha fazla gösterdiğimiz takdirde
dünyanın dört bir tarafından eklenen insanların bu kervana katılacağı ve yeryüzünde hakkaniyetli, adaletli bir dünyanın kurulması için mücadele edileceği aşikardır. Şu sözü hepimiz hatırlıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir dünya kurulur ve Türkiye oradaki yerini alır. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki çok şükür yeni bir dünya kurulacak ve Türkiye buradaki öncü rolünü mutlaka ve mutlaka alacaktır. Çok kısaca bu vesileyle bu temel hedefler etrafında giderken, yürürken bir takım temel prensipleri de ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Zaten bu prensiplerimizle hareket ettiğimiz için sözlerimizde daha ciddi bir istikrarın, daha ciddi bir itibarın olduğunu da görüyoruz. Bunların sadece birkaç tanesini hatırlatmak isterim. Bunlardan birisi, Türkiye'nin uluslararası alanda takip ettiği diplomasi, eğer tanımlamak gerekirse en başta insani bir diplomasidir. Bu kadar çok sorunun, bu kadar çok kargaşanın, hengamenin, çatışmaların, bir takım güç mücadelelerinin olduğu yerde eğer insanı odaklayan ve insani meseleleri öne çeken bir siyaset izlemezseniz uluslararası ilişkilerin labirentlerinde kaybolursunuz. Bu çerçevede sadece birkaç politikamızda ne kadar önemli bir insani yaklaşım sergilediğimizi bütün dünya bilmektedir. Hiç şüphesiz bunlardan birisi göçmen politikasında izlediğimiz tavırdır. Dünya göçmen meselesine sadece sonuçlarıyla bakarken, sadece istatistik rakamlar olarak görürken ve hatta Avrupa ülkelerinin önemli bir kısmı bunu yabancı düşmanlığının bir siyasal argümanı haline getirirken, Türkiye dünyanın dört bir tarafından gelen, hiç bilmediği, hiç tanımadığı masum insanların hayata tutunma mücadelesine destek vermiş ve iftiharla bunu tarih sayfasına kaydetmiş bir ülkedir. Hem bu insanların, ölümden kaçan insanların hayata tutunma imkanlarını temin etmek, hem de özellikle Ege'de ve Akdeniz'de ölüme doğru yolculuk yapanları son anda da olsa kurtarabilmek için ortaya konulan çabaların ne denli önemli olduğu, sizlere de uluslararası alanda nasıl karşınıza takdirle, sözlerle geldiğini, çıktığını insanların görüyorsunuz. Allah'a çok şükür bu alanda Türkiye insani diplomasisinin sonuçlarını almıştır. Yine aynı şekilde tahıl koridorunun açık tutulması meselesi sadece Türkiye'nin güçlü inisiyatifiyle gerçekleştirilen çok önemli bir insani yaklaşımdır. Bu sadece Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın dünyaya vereceği ağır bir maliyet değil, aynı zamanda zaten yoksulluk çeken Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın yoksul halkları için çok ağır bir gıda krizinin de öncüsü olabilecek bir konuydu. Ama Türkiye bu meseleyi de siyasi olmanın ötesinde insani bir mesele olarak ele alarak bunun çözümü için artık bitti görüşemezler dendiği noktada Sayın Cumhurbaşkanımız devreye girerek Sayın Putin'le de Zelenski'yle de Guterres'le de görüşmelerini yaparak tahıl koridorunun açık tutulmasını fevkalade ciddi bir şekilde temin etmiş oldu. Bu da insani diplomasimizin önemli sonuçlarından birisiydi. Bir başka mesele ise bugün dünyada insanlığı içten içe kemiren en temel insanlık düşmanı gelişmelerden birisi olan yabancı düşmanlığı, göçmen karşıtlığı ve özellikle İslam düşmanlığına karşı Türkiye'nin kategorik olarak ortaya koyduğu içi doldurulmuş bir insanlık çağrısıdır. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u 14. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmayı dinledik. Ayrıntılarını ben not aldım ama Melik Yiğitel'in cümlesi yarım kalmıştı. O cümleye devam edin lütfen, sonrasında Numan Kurtulmuş'un söylediğiyle devam edelim. Ya hızlıca hızlıca tamamlayayım. Yani özetle bu tahıl koridoruna dair yenilenecek anlaşma aynı zamanda yeniden bir barış masası, yani ilk etapta belki Antalya formatında bir barış masası, sonrasında da liderler düzeyinde bir barış masası kurmasının kapısını açar. Çünkü bu savaşta yorulduk, hakikaten yorulduk, çok fena halde bezdik. Yani sonuçları itibariyle herkes etkileniyor. Enerji fiyatları, bakın yine tekrar
bir Brent varil petrol 85 dolar seviyesine geldi. Bu sürdürülebilir değil. O açıdan da ben önemsiyorum Erdoğan-Putin görüşmesini. Evet. Şimdi Sayın Numan Kurtulmuş'un açıklamalarını, dediğim gibi notlar aldım. Onları da Şuayi Hocam'la da sizinle de konuşmak istiyorum. Bugün sona eriyor 14. Büyükelçiler Konferansı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde 5 Ağustos'ta başlamıştı Ankara'da. Bugün de sona erecek. Şimdi 3 ana hedeften bahsetti Numan Kurtulmuş. Sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye dedi ilk ana hedef olarak. Sonra Türkiye kendi eksenine tahkim gücündedir ifadesini kullandı. Adil, hakkaniyetli yeni bir küresel sistemin kurulması için mücadele etmenin önemine vurgu yaptı. Hedefimiz önümüzdeki asrın Türkiye yüzyılı olması için çalışmaktır dedi. Ayrıca biraz önce Melik Yiğitel'in tahıl koridoruyla ilgili söylediği de, yine göçmen sorununa dair de, Türkiye'nin bunlara siyasi açıdan bakmayan tek ülke olduğunu, hep insani açıdan baktığını da vurgu yaptı. Şuay Hocam, buyurun, sözü size bırakıyorum. Özellikle 3 ana hedefle ilgili değerlendirmenizi almak isterim. Elif Hanım, buradaki bence geniş kapsamlı yorumlamak açısından en kritik noktalardan bir tanesi daha adil bir dünya inşası, uluslararası sistem inşası. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın tabii 2000'lerin ortalarından itibaren dile getirdiği dünya 5'ten büyüktür'ü temel alan ama Türkiye'nin aynı zamanda yıllar içerisinde bir yumuşak güç unsuru haline gelen de önemli bir vurgu. Bu nasıl oldu, ona bakmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız aslında biz bunu seçim zamanında çok konuşmuştuk. Dış politika bağlamında hem teoride hem uygulamada belki dünyadaki statükoya karşı kafa tutmuş en önemli dünya liderlerinden bir tanesi. Şimdi dünya 5'ten büyüktür demek sizin bugünkü dünya düzenine karşı daha insanı merkeze alan, daha gerçekçi, daha şeffaf, daha eşit bir dünya düzeni savunmanız anlamına geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu ilk olarak yanılmıyorsam 2011 ya da 12'de Birleşmiş Milletler kürsüsünden kullandı bu sözü. Ondan sonraki geçen 10 yıl içerisinde dünyanın her yerinde görüştüğü liderlerle birçok uluslararası platformlarda bu yaklaşımın en önemli temsilcisi, bir sembolü haline geldi. Türkiye belki o gün bu yola çıktığında, Sayın Cumhurbaşkanımız söylediğinde çok fazla eleştirilmişti. Hem iç kamuoyunda hem dış kamuoyunda ama geçtiğimiz sene Birleşmiş Milletler'de belki Sayın Cumhurbaşkanımızın adı geçmedi ama Başkan Biden bile BM kürsüsünden BM'nin düzeni değişmeli dedi. Yani geçtiğimiz 10 yıl, 11 yıl boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu vizyon sadece artık Türkiye açısından değil, başta üçüncü dünya ülkeleri, batı tarafından sömürülmüş, batı tarafından ezilmiş, bu sistemin içerisinde gerçekten yok varsayılmış ülkeler olmak üzere bugün dünyanın en büyük ülkeleri tarafından belki aynı anlam ve içerikle söylenmese bile aynı ifade şeklinin kabul ettirildiği bir gerçeklik var. Yani bugün içinde yaşadığımız uluslararası sistemin daha fazla bu şekilde sürdürülebilmesinin gerçekçi olmadığını, Türkiye'nin bence bu en önemli kazanımlarından bir tanesidir 20 senelik dış politikaya baktığımız zaman. Türkiye bugün artık gerçekten dünyada hem Sayın Cumhurbaşkanımızın sembolize ettiği lider diplomasisiyle, dünya 5'ten büyüktür yaklaşımıyla tarih sayfasına geçti. Bunun altında o kadar çok başlık var ki dış politika için doldurulabilecek. Siz birkaç başlık Numan Bey'in konuşmasından not aldınız. Bunların içerisinde hiç şüphesiz insani boyutu var. Sadece bu coğrafyadaki insanlar değil, dünyanın her yerinde desteğe ihtiyacı olan, yardıma ihtiyacı olan insanlara el uzatan bir Türkiye gördük biz son yıllarda. Latin Amerika'dan tutun Asya Pasifik'e kadar. Yine bunun altında birçok anlamda Ukrayna-Rusya savaşı bunun son ve somut örneğidir. Melik Bey de söyledi. Dünyadaki birçok çatışma bölgesinde ve aslında savaş hali olan durumlarda Türkiye'nin arabuluculuğunu gördük. Türkiye'nin bu konuda dünyaya örnek olduğu olaylar gördük. Yine aynı şekilde Türkiye'nin küresel sorunlarla ilgili çözüm ürettiği bir 5-6 yılın içinden geçtik ve bundan sonra çok daha güçlü adımlar olacaktır. Bunların içine yeni başlıklar katabilirsiniz. Hem göç meselesi hem iklim değişikliği gibi tüm dünyanın aslında sorunu olan meseleler konusunda da Türkiye çok aktif rol oynadı. Kısacası biz bunu seçim dönemi çok yaptık bu dış politika muhasebesini ama şimdi sizin Numan Bey'in konuşmalarından aldığınız notla da belki şöyle sonlandırmak lazım. Türkiye bugün
Bana sorarsanız 3 tane sacaya üzerinde bir dış politika yürütüyor. Bunlardan bir tanesi hiç şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanımızın lider diplomasisi. Bu tamamlayıcı bir unsur haline geldi gerçekten son dönemde. İkincisi Türkiye'nin tüm coğrafyalarda yaptığı çatışmaların durdurulması ve arabuluculuk rolü üzerinden şekillenen girişimci dış politikası. Ve son olarak son sacaya da sadece dünyadaki Türk vatandaşlarına, Türk soydaşlarımıza değil aynı zamanda birçok bağlamda tüm dünyadaki insanlığa yön gösteren bir insani dış politika izlemesi. Bu üç sac ayağının üzerinde Türkiye gerçekten hem sahada hem masada çok aktif bir rol oynuyor ve sadece bu coğrafyaya değil tüm dünyaya gelecek yüzyıl içinde Türkiye bir vizyon çiziyor aslında. Daha yaşanılabilir bir dünya, daha adil ve eşit bir uluslararası sistemi ifade eden bir Türkiye var. Hem sert güç hem de yumuşak güç unsurlarını çeşitlendirmiş, çok etkili, çok güçlü bir Türkiye inşasının içerisindeyiz. Belki Türkiye yüzyılının en önemli boyutlarından bir tanesi de bu dış politika meselesi. Çünkü Türkiye'nin dış politikası biraz önce de söyledim. Bence bundan 20 yıl öncesinden en büyük farklardan bir tanesi Türkiye'nin dış politikası artık sadece Türkiye'nin meselesi değil. Türkiye'nin dış politikası uluslararası sistemdeki bütün aktörlerin önemsediği, bütün aktörlerin bir şekilde bağlantılı olduğu bir dış politika. Bu noktaya gelmek çok kıymetli. Bundan sonraki dönemde de gerçekten genç jenerasyona bizlere bunun çok daha güçlü bir şekilde gelmesi açısından ve inşa edilmesi açısından da büyük bir rol düşüyor. Evet. Melike Yiğitel de söylemişti, lider diplomasisi konusunda aktif, rasyonel, müdahale eden bir diplomasi beklentisi olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diyelim. Yatırım danışmanı Tonguç Erbaş da bizimle beraber. Günaydın, hoş geldiniz. Merhabalar Eyüp Hanım, günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz, size de iyi yayınlar. Şimdi ekonomi başlıklarıyla birazdan devam edeceğiz ama öncesinde 14. Büyükelçiler toplantısında Numan Kurtulmuş'u dinlemiştik. Melike Yiğitel'in değerlendirmelerini de alalım, sonrasında sizinle devam edeceğiz. Buyurun. Tabii, yani hızlıca söyleyeyim şimdi, evet ya bir kere geldiğimiz nokta itibariyle dış politika biraz daha hani müdahil, bir daha aksiyoner ve aynı zamanda Sayın Kurtulmuş'un dediği gibi sözünüzün ağırlığı olmalı. Sözün ağırlığı sizin gücünüz oranındadır. Evet, sözü istediğiniz güçlü, kadar gücü tesirli bir Türkiye cümlesi. Evet, yani o yüzden yani istediğiniz kadar bağırabilirsiniz ama bu bağırmanın bir karşılığı olması gerekiyor. O da sizin ağırlığınız kadar, yani sikletiniz kadar. Sikletiniz tüy sikletse istediğiniz kadar bağırın. Kendi sesinizi kendiniz duyarsınız. Ama hani ağır sikletseniz o bağırtınız başka bir anlamı olur. O yüzden de güç önemli bir mesele. Ama tabii güç derken de kontrolsüz güç güç değildir. Yani böyle dengeli ve düzgün bir güçten bahsediyoruz. Bu eksen meselesinde Sayın Kurtulmuş söylediği önemli. Yani eksen Türkiye'nin kendisidir. Kendisini merkeze alıp ya şey gibi düşünün, yani pergelin ucunu işte Türkiye'nin üzerine koy, çevir çevirebildiğin kadar. Yani asıl o pergelin ucunu nereye koyduğunuz, ona, diğer taraflar ona göre şekillenir. Yani solunuza düşen batı, sağınıza düşen doğu, eksensiz. Bu gerçeklik, evet, ama bir yandan da siz batının bir parçasısınız. Yani bunu da görmezden gelemezsiniz. Niye? NATO üyesisiniz. Avrupa Birliği'ne işte üyelik müzakereleriniz yürüyor. Dolayısıyla bu denge politikası bu aidiyetinizin de izin verdiği kadardır. Yani hani bir felaket senaryosu üzerinden gidersek, Allah korusun yarın NATO-Rusya savaşında bu, o dengeyi sürdüremezsiniz. Yani o denge de belirli bir yere kadardır. Ama şimdiki şartlarda evet o denge pekala iyi gidiyor ve sonuçları da doğru. Yani Rusya-Ukrayna savaşında mesela ilk başta ya bu Türkiye ne diyor ya, hangi dengeden bahsediyor falan. Sonra anladı ki bunun bir karşılığı var. Yani Taal Koridoru'nda aracı olmamız, Antalya formatta toplantı yapmamız, Putin ve Biden'la aynı anda konuşan tek liderin Erdoğan olması, dünyadaki tek lider. Yani şu anda halen hem Putin hem Biden'la aynı gün birer saat arayla konuşan tek lider. Dolayısıyla bu avantaj mı? Çok ciddi bir avantaj. O bakımdan bunlar önemli, yani oldukça önemli. Ben bunları önemsiyorum. Yani dış politikada artık böyle ağır hareket etme gibi bir lüksü yok Türkiye'nin.
Evet. Şimdi birazcık özelden genele gibi olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarını da konuşacağız ama öncesinde Tonguç Erbaş'la bir borsa değerlendirmesiyle başlayalım. Şimdi finansal yatırım araçlarının Temmuz ayı performansı belli oldu dün. %9,22 getiri sağladı ki zaten o kadar uzun soluklu bir yükseliş görüyoruz ki böyle olacağını tahmin ediyorduk zaten. Dün ilk defa düşüşle kapandı. 7412 puandan kapandı ama yine güne yükselişle başladığını görüyoruz. %0,15 yükselişle 7423 puandan başladı. Dünkü bu kapanıştaki hafif gerilemeyi düzeltme hareketi olarak kabul edebiliyor muyuz Tonguç Erbaş? Yani şimdi eksi kapanışlar, artı kapanışlar tabii bunun yüzdeleri de önemli ama yani dünkü gibi geri çekilmelerde özellikle gün içi daha sert bir geri çekilme de olmuştu ama kapanışın 7400 üstünde olması gibi ya bunlar aslında bizim trend yani yönün yukarı ya da aşağı olması anlamında çok bir değişiklik içermiyor. Fakat bunun yanı sıra şunu önemsememiz gerekiyor. Tabii Borsa İstanbul'da bilanço dönemindeyiz. Bilançolar gelmeye devam ediyor. Burada iyi kötü finansal tabloların şirketler üzerindeki etkisi yatırımcılar nezdinde de bir ayrışmaya neden olabiliyor. Ama farklı sektörlerin gün içinde öne çıkmasıyla aslında bizim o işte yön yukarı görüntüsünde bir bozulma yok. Fakat dün de evvelsi günde 7500'e yakın seviyeleri gün içi kapanışa doğru test etmemiz, buralara doğru geldiğimizde bilanço sezonunda işte bu akşam konsolide olmayanlar 21'inde konsolide bilançoların tamamlanması belki bir nebze burada bir yataylığa neden olabilir. Borsanın tabii ki yerli yatırımcı ağırlıklı bir beklentiyle birçok farklı nedenle yukarıya doğru gitmesinin yanı sıra 8 haftalık bir yabancı para girişi var. Yani 1 milyar 600 milyon dolar civarında ki geçen hafta da tahmin ediyorum bu para girişi devam etti. Yani 9. hafta olacak. Yarın göreceğiz bunu. Merkez Bankası'nın yayınladığı istatistiklerde. 1.800-2 milyar dolara yakın bir para girişi 8-9 hafta içerisinde yabancı kaynaklı olması aslında bizim tüm geri çekilmelerde işte sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi zayıf kapanışlarda da yabancının devreye girerek aslında pozisyonlanmayı tekrar yukarı doğru çevirdiği bir zaman dilimi yaşadık. O açıdan ben 7400'ün üstünde kalınmasını tabii ki önemsiyorum. Bu süreç sonrasında da devam ederse özellikle 7500 kritik bir eşik gibi duruyor. Burası geçilirse yine önümüz herhalde 8000-8100 işte eski tabirle 300, yeni tabirle 300 dolar aralığında bir dolar bazlı hedefe doğru da gidilebilir. Ama bilanço sezonu beklentidir. Borsada yani özellikle siyasi ve ekonomik beklentilerin bizi getirdiği seviyeler sonrası bilançolarında ayrı bir beklenti yarattığını düşünürsek bu bilanço sezonu kapandığında eğer o işte geri çekilmeler, düzeltmeler belki beklentinin kısa vadeli bitmesi gibi özelliklerle borsada küçük kar realizasyonları olabilir. Yani bugün 7200'e kadar hatta 7000'lere kadar bir geri çekilme bile olsa borsanın aslında yükseliş trendini beklentilerin devam etmesiyle birlikte bozmadığını konuşuyor olacağız. O açıdan yani yatırımcılar yalnız çok teknik seviyelerle de boğmak istemem ama 7500 seviyesine dikkat edilmesi gerekiyor kısa vadeli bu önümüzdeki 10 gün içinde. Ve eğer bu seviye geçilmiyorsa o zaman 7400'ün altında bir kapanış olursa en azından borsanın kar realizasyonunu yaşama ihtimalinin daha yüksek olduğunu konuşabiliriz. Evet, peki Melik Yiğitel siz yani tabii şimdi Tonguç Erbaş'ın üstüne hiçbirimiz tabii ki bir şey söyleyemiyoruz konuyla ilgili ama takip ediyorsunuzdur muhtemelen. Mustafa Bey mesela çok ilgilidir Mustafa Kartoğlu. Hep değerlendirmelerde bulunur. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya da Tonguç Erbaş'a sormak istediğiniz bir şey var mı? Belki daha doğru olabilir. Yok ben Tonguç Hoca sorarım da ya ben çok ilgili değilim vallahi. Ben de eşim bana bir tane kredi kartı verdi. Bütün her şeyi o yönetiyor. Sadece ve her sabah bana diyor ki çok harcama. Yani o noktadayım diyorsunuz. Ay sonunda da yine patlatmışsın.
Tabii. Ay sonunda da yine patlatmışsın. Cümlesi bu. O yüzden iyi ki o var. Yoksa var ya, yani benim durum, halim harap. O işten babamın da öğüdüdür. Hayatta ticaret yapma. Sadece maaşla çalış diye. Batırırsın diye. O öğütü uygulayarak devam ediyorum yoluma diyorsunuz. Bir de Maliye Bakanı buldum kendime evde. Aynen öyle. O benim can simidim. Ya ben Tonguç Hoca'ya şeyi sormak istiyorum. Şimdi bu özellikle şimdi ekonomiye dair alınan bir takım tedbirler, Sayın işte Cevdet Yılmaz'ın peş peşe açıklamaları, dövizdeki oynaklık, yabancı sermaye beklentisi, bunlarla düşündüğümüzde önümüzdeki dönemin projeksiyonu nedir? Özellikle çok fazla şey söylüyor, yani dışarıdan sermaye gelecek mi? İşte Körfez'in sermaye gelecek mi? Gelmezse ne olur? Bu projeksiyonlar doğrudan hani borsayla ilişkilendirdiğimizde nasıl bir fotoğraf çıkıyor karşımıza önümüzdeki dönem için? Ya öncelikle şunu söyleyeyim, yani bir yerden para gelecek gelmeyecek, bu mesele tabii ki yatırımcının inisiyatifinde olan bir şeydir. Siz gerekli girişimleri yaparsınız, kendinizi anlatırsınız. Yani bu da her ülkenin gerek gelişmiş gerek gelişmekte olan ülke açısından dönem dönem yaptığı bir şey. Ama yatırımcı sizin anlattıklarınıza zaman zaman mesafeli davranabilir. Fakat gerçekleşmeler olduğunda bazen de siz bir şey anlatmanıza gerek kalmadan da yani hedeflediğiniz kitlenin dışında da buraya para akışı olabilir. O açıdan yani seçim sonrasındaki aşağı yukarı işte 2,5 aylık süre dersek burada biz bir altyapı oluşturmaya çalışıyoruz benim görebildiğim kadarıyla. Yani bir geçiş süreci var. Ben Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamalarından da Sayın Yılmaz'ın açıklamalarından da, Gaye Hanım'ın işte enflasyon raporu ve Merkez Bankası toplantıları metinlerinde bir hazırlık süreci var. Yani bir geçiş süreci, bir bazı şeyleri yerine oturtmaya çalışma süreci. Aslında seçimden önce Türkiye'de şöyle bekleniyordu. Yani seçim biter, eğer Türkiye farklı bir ekonomik modele geçecekse bunu da çok agresif bir şekilde işte faiz artışları, efendime söyleyeyim birçok konuda daha önceki düzenlemelerin çok hızlı bir şekilde ortadan kaldırılması gibi böyle bir rüzgarla Türkiye'nin aslında yeni ekonomik döneme geçebileceği düşünülüyordu. Ama böyle olmadı. Ve hatta faizde hocam şok artış, hatta faizde şok artışlarla olacak dendi ama olmadı. Kademeli artırım var şu anda. Aynen. Şimdi mesela geçen cuma günü yine JP Morgan'la yapılan Türkiye'nin dışarıda hem Hazine ve Maliye Bakanımız hem Merkez Bankası Başkanımızın sadece Körfez bölgesi değil yani uzak doğudan işte Avrupa tarafındaki ülkelerle de gerek birebir gerek uzaktan yaptığı birçok görüşme var. Zaten Sayın Mehmet Şimşek'in daha önceki hani bağlantılarını çalışma ortamını da bildiğimiz için şu yapılmaya çalışılıyor. Şimdi ben bunu da çok önemsiyorum. Ve bu söylem mesela Sayın Mehmet Şimşek'in 3 başlığı var. Ben herhalde bunu tekrar etmeye devam edeceğim. Yani mali disiplin, sıkı para politikası ve yapısal reformlar. Bunlar adım adım aynen devam ederken de Gaye Hanım'ın da beraber aslında Sayın Mehmet Şimşek'le birlikte biz çok hızlı mevcut atılan adımları değiştirici bir yöntem yerine kademeli bir değişim ve bu her kademenin de sonuçlarını görerek hareket edeceğimiz daha hani aslında rasyonel dediğimiz sistemin de biraz daha özetini yaparak devam ediyorlar. O açıdan şöyle bağlayayım. Dolayısıyla Türkiye bazı şeyler yaptı. Yani bir model üzerinde kendini oturtmaya çalışıyor. Bu modele doğru geçerken belki o sadeleştirme adımı dediğimiz işte makro ihtiyadi tedbirler içinde de veya işte bütçe dengesi için vergilendirme, cari açık için işte belli kotaların uygulanması vesaire. Yani bir sürü planlanmış ve zamana yayılmış değişikliği görmeye de devam edeceğiz. Bugün Sayın Yılmaz'ın özellikle Eylül başında orta vadeli program bence önemli. Piyasa biraz Ekim'e evet, doğru da geleceğini düşünüyordu. Demek ki ellerinde bir şeyde oluşuyor yani bir plan doğrultusunda oluşuyor. Sonuç itibariyle bizim CDS'lerimiz 400'ün altına geldi. 2 milyar dolara yakın bir sıcak para dediğimiz de olsa son dönemlerde yaşamadığımız kadar uzun süre içerisinde bir para girişi yabancıdan oluyor. Doğrudan yatırımlar konusunda yapılan istişareler sonrası
Bunların açıklamaları da gelecektir diye tahmin ediyorum. Yani işte gerek Körfez bölgesinden gerek farklı ülkelerden siyasi girişimlerde, yani ekonominin yanında siyasi bir istikrar noktası içeride veya dışarıda da açıkçası çok önemlidir yabancı yatırımcı için. Dolayısıyla bu görüşmelerde devam etmeye sürdürüyor. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bir adım attık. Bu adımın karşılığında da Türkiye'ye bunun karşılığı işte CDS'in gerimesi, belki kurum belli bir noktada, yani ben onun da biraz stratejik hareket olabileceğini düşünüyorum. Merkez Bankası rezervlerini arttırmak için uyguladığı eski zaman zaman piyasaya müdahale modelinden aslında biraz da piyasada alış tarafında olduğu günleri de çok gördük. O açıdan orada da bir kademeli para politikasıyla devam ediş söz konusu. Dolayısıyla tahvil faizleri, işte kur hareketi, CDS'ler ve para girişine baktığımızda aynen bizim uyguladığımız sistemin dışarıda bir karşılığı var. O da nedir? Türkiye yeni bir program içerisinde daha iyimser bir patikayla enflasyonla mücadelede ve büyümeyi de aslında çok fazla hırpalamadan, tabiri caizse, devam edeceği bir rotası var. Biz bunun ilk emarelerini görüyoruz ve yatırımlarımızı daha ufak, bana kalırsa şu an için çok daha ufak ölçeklerde, yani Türkiye potansiyeli düşündüğümüzde Türkiye için yapıyoruz. Eğer bu bahsettiğimiz gelişmelerin neticeleri çok daha anlatıldığı gibi toplantılarda, ifade edildiği gibi, planlandığı gibi gerçekleşmeye devam ederse o zaman tabii ki gerek Borsa İstanbul için, gerek kur, gerek de tahvil faizleri için daha fazla bir yabancı veya yani yerlerin de içine dahil olabileceği, mesela kur korumalıdan çıkış için kullanabileceğimiz bir dönemle daha stabil bir TL varlıkları ve TL için, Türk lirası içindeki pazarları görebiliriz. O açıdan ben Ekim ve sonrasını, hatta yeni yıldan sonrası, yani 2024'ün başından sonrasında gerçekleşmeleri daha önemsiyorum. Bir de kredi derecelendirme kuruluşlarının da yıl sonuna doğru Türkiye'nin bu hafta adımları doğru değerlendirmesi durumunda, yani bizim hiç hak etmediğimiz seviyelerde olan şeylerin diyelim, o derecelerin, görünümlerinde yavaş yavaş aslında yukarı doğru gelerek Türkiye'nin tekrardan bir yatırım yapılabilir seviyeye doğru beklentisi oluşabilir. İşte bütün bunlar oluşursa biz şöyle bir döngü görebiliriz. Evet, enflasyon yükselmeye devam edecek. Belki kurda da bir miktar daha yükseliş göreceğiz. Ama yıl sonundan itibaren, ki yıl sonuna kadar bu borsada daha önce satın alınacaktır, belki 10 binli seviyelere kadar bir yükseliş olabilir. Yıl sonu ve sonrasında tahvil ve döviz piyasasında daha stabil, enflasyonun aşağı hareketiyle birlikte daha uzun süre yatay veya aşağı hareketler görebiliriz. O zaman tabii CDS seviyesi, Türkiye'ye giren para girişi vesaire, bunların etkilerini ayrıca konuşabiliriz. Onun için anlatımı yabancıların ben dinlediğini, bir kısım değer verdiğini, gerçekleşmelerle de daha fazla ilgi gösterebileceğini ve bunun da özellikle Borsa İstanbul'a en önemli pazar olarak yarayabileceğini düşünüyorum. Evet. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Malatya'da deprem bölgesi yatırımları Fırat Kalkınma Ajansı imza töreninde konuşuyor, dinliyoruz. Yeşil Yurt'ta 327 hektar büyüklüğünde bir yeri sanayi alanı olarak ilan etti. İş yerleri hasar görmüş, üreticilerimizi tekrar üretime döndürmek için Malatya 1. OSB'de 167 yeni iş yeri yapımı işi için ihale çalışmalarına da başladık. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte Malatya Yeşilyurt sanayi alanında yaklaşık 1 milyar 400 milyon lira proje tutarı olan 714 iş yerinin de yapımını başlattık. Hedefimiz en fazla 8 ay içerisinde bu iş yerlerinin yapımını tamamlamak ve elbette bu 714 iş yeri rakamını daha ileri düzeylere de çıkarmak. Kalkınma ve istihdamı sağlayarak üretimi tekrar canlandıracak, sanayimizi mutlaka yeniden ayağa kaldıracağız. KOBİ'lerimizi tüm deprem bölgesinde olduğu gibi Malatya'mızın kalkınmasında da can damarı olarak görüyoruz. KOBİ'lerimizin hızla toparlanmaları amacıyla deprem bölgesindeki bütün işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 yılı borçları ile hayatını kaybeden işletmecilerin tüm KOSGEB borçlarını sildik. Depremin hemen ardından
iş yerlerimizin hızlıca toparlanması adına KOSGEB vasıtasıyla acil destek kredisi başlattık. Destek programımızdan sadece Malatya'mızda 1287 işletme yararlandı. 433 milyon liralık krediden istifade etme imkanına kavuştu. Türkiye deprem sonrası ekonomik canlanma projesi kapsamında Dünya Bankası ile birlikte 450 milyon dolarlık bir dış finansmanı ülkemize kazandırdık. Böylece Malatya'da hasar durumuna ve firma ölçeğine göre mikro ölçekli tek kişilik işletmelerden başlamak üzere 120 bin liradan 500 bin liraya kadar KOBİ'lerimize destek sunacağız. İlk iki yılı geri ödemesiz olacak şekilde faizsiz olarak sunduğumuz destek kredisinin süresi 36 ay olacak. Kıymetli misafirler, biz Malatya'yı güzel ülkemizin mihenk taşlarından biri olarak görüyoruz. Bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu şehre yatırım yapmaya devam ediyoruz. Deprem felaketi sonrası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ilimizde ekonominin gelişmesi, üretimin ve istihdamın artması için yoğun bir çaba içindeyiz. Depremden etkilenen bölgelerde altyapının iyileştirilmesi, ekonomik toparlanmaya yönelik tedbirlerin alınması amacıyla bölgesel kalkınma odaklı toparlanma acil eylem programını kalkınma ajanslarımız eliyle uygulamaya aldık. Malatya'nın altyapısının ve yaşam kalitesinin hızla iyileştirilmesi, ekonomik toparlanma ve büyümesine yönelik Bölge Kalkınma İdaremiz DAP ve Fırat Kalkınma Ajansımız vasıtasıyla tarımdan turizme, sanayiden ticarete çok farklı alanlarda projeler geliştirdik. Hazır giyim üreticilerimizi ve atölyelerde çalışan kardeşlerimizi desteklemek, üretim ve istihdamın devamlılığını sağlamak için inşa ettiğimiz Battal Gazi Millet Bahçesi Tekstil Park, evlerini kaybeden aileler için sosyal merkezler oluşturan deprem sonrası sosyoekonomik hayata geçişin sağlanması projesi, depremde iş yerlerini kaybeden kuyumcu esnaflarımız için hayata geçirdiğimiz Malatya Yeni Kuyumcular Çarşısı, desteklerimizle inşa edilen Ankara Esnaf Çarşısı, kayısı üreticilerinin verimini artıracak kayısı bahçelerinde hasat kullanımı projesi, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin kaba yem ihtiyacını giderecek kaba yem üretim tesisi, bunlardan yalnızca bazıları. İşte bugün de şehrimizin üretim, istihdam ve ihracatına önemli katkılar sunacak projelerin imzalarını atacağız. Malatya'mız için 5 projenin sözleşmesini bugün burada imzalıyoruz. Yeşil Yurt'ta 2 müzemizin restorasyonu, hasarlı ticari alanlarımızın iyileştirilmesi, Malatya'da sokak hayvanları barınak projesi, tarımsal ortak makine parkları kurulması projesi ve Malatya 1. OSB fabrika kuluçkasının 2. etapı Malatya'mıza, Malatyalılarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Evet, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Malatya'da deprem bölgesi yatırımları Fırat Kalkınma Ajansı imza töreninde depremden etkilenen 11 ilde yapılan yatırımlar başta olmak üzere Malatya özelinde de yapılan teşvik, yardım ve kredilere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hedefimiz 8 ay içinde iş yerlerini tamamlamak dedi. Malatya'da 500 bin liraya kadar KOBİ'lere destek verileceğini ve 5 proje içinde sözleşmenin burada imzalandığını dile getirdi diyelim. Melik Yiğitel'e bırakalım sözü. Evet ya, şimdi Tonguç hocamın çizdiği çerçeve önemli. Ben hani doğru anladıysam bir kere dörtlü bir sac ayaktan bahsediyoruz. Mali disiplin, sıkı para politikası, yapısal reform ve orta vadeli program. Çünkü hasar tespit raporunu geçtik. Yani hani korona, deprem, Rusya-Ukrayna savaşı, bir hasar tespit raporu aşağı yukarı çıktı. Şimdi bu restorasyon dönemi, bu 400 sacaya tamamladığımızda o geçiş dönemi de olacak. Ama zannediyorum Tonguç hocam, şimdi hep Merkez Bankası Başkanı, ben dikkatlice dinledim. Hem Sayın Mehmet Şimşek'in tweetlerini hem de dün Cevdet Yılmaz'ı. Bu biraz sürecek gibi. Yani hani yaptık tamam yarın oldu değil de işte atıyorum bir buçuk yıllık süre. Yani bir süreci olacak gibi görünüyor. Doğru mu anladım? Enflasyonun en azından düşüş eğilimine geçmesi için ekonomi yönetimindeki herkesin söylediği 2024 yılının ikinci yarısında genel tepe noktasını anlamda görüp, da, evet.
Buyurun, doğru. Genel anlamda da hepsinin her şeyin böyle yerli yerine oturması 1-1,5 yıl. Çok özür dilerim. Tonguç hocam çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki bu politikaları terk edilip öbürüne geçilmesi çok hızlı ve sert olacak. Beklentisi de vardı. Onu yapmadık. Yumuşak bir geçiş. Şimdi o yumuşak geçiş aynı zamanda zaman da alacak demektir. Bir süreç yönetimi manasına da geliyor çünkü. Evet. Şimdi şöyle, kesinlikle tabii biz yani biz derken aslında vatandaş olarak veya bizler de piyasayı takip ederken işte basındaki haberleri Sayın Mehmet Şimşek geldi, işte Sayın Gaye Erkan, demek ki burada bir yeni program olacak, o zaman sil baştan bütün daha önce yaptığımız veya bazı beklentilerimiz olan programları tamamen çok hızlı bir şekilde, yani 2-3 ay içinde tersine çevirip yeni bir yola çıkacağız gibi bir görüntü oldu. Yani ben öyle hissettim, bilmiyorum, seçim sonrası sanki böyle bir yola çıkacağız gibi oldu. Ama dikkat ederseniz mesela ilk Merkez Bankası toplantısında işte 15 puana sonra 17,5'a Merkez Bankası faizleri çekerken sadece metinler üzerinden Gaye Hanım'ı değerlendirme kamuoyunun biraz da şeyi oldu, şansı oldu. Ama enflasyon raporunun genel soru cevap kısmı beklentilerine baktığımızda aslında demek ki şunu anladı biraz da, yani ben de onu anladım açıkçası. Birçok düzenleme var dedi daha öncesinden, yani yüze yakın, yüzün üzerinde. Makro ihtiyacı tedbir anlamında, yani uygulanan para politikasının yanında. Şimdi ekonomide böyle dengeleri çok hızlı değiştirmeniz belki bir sonuç verir ama bir rotada gitmeniz için yavaş yavaş, yani sindire sindire tabiri caizse bir şeyler görmek ve görerek hareket etmeniz daha mantıklıdır. Ya ben bir ekonomist değilim ama piyasa fiyatlaması içinde de aşırılık her zaman orta vadede bir taraftan bir sırıtır, yani orada illaki bir eksiğiniz kalmış olur. Dolayısıyla anladığım kadarıyla her atılan adımın, yani o sadeleştirme diye tabir edilen para politikasının dışında daha önce aslında biz cari fazla vererek bir enflasyon mücadelesi yapacağımız dönemdekinden biraz daha sıkı para politikasıyla enflasyon mücadelesine geçtiğimiz dönem arasında atılan adımların da bir bu politikaya uygun hale getirilmesi gerekiyor ki para politikasının da işleyişi daha nedir? Etkin olsun ve belirgin olsun. Yani siz faizi %50'ye çekmişsiniz ama bunun yanında birçok daha değişiklik var. Henüz bunlar gerçekleşmemiş. O zaman o %50'ye çektiğiniz faizin de etkisinin bir saman alevi gibi olması, yani faizi yükseltmek, düşürmek, burada bir denge değişikliği her şeyin sonu olarak düşünmemek gerekiyor. Ben seçim öncesinde dedim ki seçimden sonra en önemli gelişme güven ortamının sağlanması. Yani güven ortamını kişilerle uygulanacak politikalarla, bu politikaların doğru anlatılmasıyla sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla Merkez Bankamız, yani Sayın Hazine ve Maliye Bakanı, yani aklında yolu bir olduğu için bu yöntemi tercih ettiklerini ben anlıyorum. Ve onun için önce değişiklik, çünkü bir bütçe, yani mali disiplin sağlamak, sıkı para politikası ile birlikte ve sonra bir orta vadeli programdaki görüş ve aynı zamanda bunların yanına da bir yapısal reform diye ekledi. Yani Mehmet Şimşek'in bunu eklemesi aslında biz buradan da bir ekonomik istifade edeceğimiz bir dönem, bir gelişme bekliyoruz. Sadece biz faizle veya işte ne bileyim bütçe dengeleriyle bir yol haritası belirlemiyoruz demeye getiriyor. Dolayısıyla onu biz aslında biraz daha yıl sonuna doğru, yani meclisin de biraz daha bu konularda çalışmaları hızlandırmasıyla görmemiz mümkün. Dolayısıyla ben yani yolun daha ayağa yere basan, gerçekleşmelerde olabilecek hataların veya ekstrem gelişmelerin önüne geçilebilecek bir süreç içerisinde ve Gaye Hanım şunu da söyledi, yani gerektiği kadar, gerektiği zaman içerisinde para politikasını enflasyonla mücadele noktasında kullanacağız. Şimdi böyle baktığımızda evet, bu beklentinin dışında daha yavaş yavaş, demek ki sıkı para politikası sadeleştirme adımları ve hatta bütçe dengesi noktasında da mesela cari açığa da baktığımızda daha 2,5 ay sonra yavaş yavaş hani o dengelerle ilgili bazı değişimler görüyoruz. Dolayısıyla burada
bizim uygulayacağımız sisteme göre 2,5 yıl sonra %15 bir enflasyon gerçekten iyi bir hedeftir. Yani bu hani böyle çok kolay gibi %60'ları çıkıp oradan doğru. 15'e gideceğiz meselesi değil. Bu çok önemli bir hedeftir ve esas enflasyonun belli bir noktada kalması, ondan sonra konuşacağımız, yani ister %5 olsun, ister %7 olsun, ister %12 olsun, enflasyonun o noktada kalması için ne yapacağımız konusunu bu 2 sene sonra konuşmamız gerekiyor. O açıdan zaten enflasyon patikasına baktığınızda ben orta vadeli programda da benzer bir sonuç çıkacağını düşünüyorum. Öyle hemen her şey güllük gülistanlık veya işte ekonominin gerek mali disiplini, gerek cari açığı, işte gerek ne bileyim ithalat ihracatla ilgili gelişmeler, yani bütün dengeleri belli bir sistem içerisinde yavaş yavaş yerine oturacağını düşünmemiz gerekiyor. Çünkü ister istemez yeni bir sistem içindeyiz ve bu yeni sisteminde bir geçiş süreci olacak. Ben o açıdan yani yıl sonuna kadar olan süreyi bile hala bu hazırlıkların yapılacağı ve beklentilerin oluşacağı bir süre olarak görüyorum. Evet, süremiz kısaldı ama şimdi iki başlığı da hızlıca geçmek istiyorum. İlkiyi tel sık sık vurguladınız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın dün ekonomi yönetimindeki bankalarla, iş dünyası temsilcileriyle bir görüşmesi vardı ki cuma günü de yine finans kesimiyle bir araya gelecek. Bu vergi reformuyla ilgili sözleri vardı. Toplumun tüm kesimlerinde vergi reformu beklentisi olduğunu belirtti. Gelire göre vergi sinyali mi verdi soru işareti var. Eylül ayına yetişir mi? Neler yapılacak? Hızlıca sizden alabilir miyim? Bağla şöyle, eğer şimdi diyor ki Sayın Cevdet Yılmaz, işte bu dolaylı vergiler değil de işte doğrudan vergileri artırarak daha böyle şeyin, ya bu vergi artırımı ya da azalımı değil diyor, daha modernize edilmişi. Yani özetle şöyle diyor. Diyor ki şimdi Melik Yiğiter'le Ali Koç aynı hükümlü altına girmesin. Yani tamam, kalemi alırken aynı vergiyi ödesinler %1, ama Ali Koç gelir vergisinde azıcık daha fazla versin. O ÖTV KDV'deki açığı orayla kapatalım. Yani ÖTV KDV artırarak değil de hatta mümkünse belki düşürülmesi bile gündeme gelebilir. Eğer o biraz daha tabii çalışmanın çerçevesine bağlı. KDV, ÖTV üzerinden işte ben de, Tonguç hocam da, siz de, ondan sonra Şuay hocam da ÖTV, KDV'den hani belirli oranda zaten vergi verecek. Ama devlet kasasına sürekli ÖTV, KDV artırarak değil de işte gelir vergisinden artırarak, yani oradan o kalemleri sağlayarak kapatayım diyor. Örnekleri var mı? Var. Şimdi dün Cevdet Yılmaz baktıktan sonra ben epey bir baktım. Şimdi bazı yerlerde başka uygulamalar da var. Ben o uygulamayı kendi adıma sıkıntılı buluyorum. Mesela İtalya'da şöyle bir karar alınmış. Finans şirketleri çok para kazandı diyor İtalyan Başbakanı. Özellikle bankalar diyor bir defalığına, burası önemli, yani rutin vergi devam edecek ama bir defalığına ben ilave sizden %40 fazla vergi alacağım. Yani diyelim ki X finans şirketi ortalama yılda 5 lira mı ödüyor? %40 daha fazla alacağım diyor senden. Yani 7 lira vereceksin, 5 yerine 7 vereceksin. Dolayısıyla mesela bu tür uygulamaları ben sıkıntılı bulurum kendi adıma. Çünkü yatırım ve sermaye de ürkütmemek gerekir. Yani adam zenginin bedelini mi ödesin? Bizi hani cezalandıracak mıyız? Hani o tür sıkıntılar var. Bu benim kendi itirazım. Dün de dile getirdim. Bazıları bana şey dedi. Git TÜSİAD'ın başkanı ol. İşte TOB'un temsilcisi ol. İş dünyasını temsil ediyorsun. Değil ya. Reel bakıyorum. Yani reel bakıyorum. Yatırım yoksa, finans yoksa iş de yok. Evet. İş yoksa işsizlik var. Yani işsizlik varsa üretim yok. Yani çünkü ben bunu yaşadım. Bir yazar kasa fırlattı, Türkiye raydan çıktı. Ben biliyorum. Evet. Sabah kalktınız, iş yerlerinde kepenkler inmiş, bankalar batmış, televizyonlar kapanmış, finans şirketleri iflas etmiş. Yani felaketi yaşadık. Evet. Şimdi mesela şu anda ekonomik türbülans ama Allah'tan işsizlik artmadı. Üretim devam ediyor. Bu dövizle enflasyonla başa çıkamama gibi 2 tane meselemiz var. O meseleyle başa çıkmak. O bakımdan özetle ben Cevdet Yılmaz'ın bu söylediğini çok önemsiyorum.
Evet. Bakın tekrar söylüyorum. Yani Ali Koç'la ben bu kalemi alırken işte KDV ÖTV'yi düşük verelim ama Ali Koç ilave olarak biraz daha fazla vergi versin Melik'ten. Yani bu, sürekli Ali Koç örneğini veriyorum. Ya adam hem zengin hem yakışıklı ya o bakımda. Şimdi o yüzden de hani bu bence olabilir bir şey. Ama ya oturup çalışmak lazım. Dün ben birkaç tane yine ekonomi yönetimiyle bir telefon görüşmesi yaptım. Dedi ki ya bir çerçeve olarak Cevdet Bey'in aşağı yukarı çizdiği çerçeve. Ama detaylandırma konusunda oturup konuşacağız. Yani ne yapabiliriz diye. Ama dedim ki onu da böyle terazi, kuyumcu terazisi derler ya hani böyle kuyumcu hassasiyeti. Yani çünkü hakikaten hani yatırımı, sermayeyi ürküttüğünüz anda geçmiş olsun. Yani tekrar söylüyorum ben TÜSİAD temsilcisi değilim, TOP yöneticisi değilim, gazeteci sadece durum tespiti yapıyorum. Evet. Ben bunları söylediğimde bayağı saldırıya uğruyorum Tonguç Hocam. Sermayeyi destekliyor falan. Ya yatırım yoksa hakikaten ülke yok yani. Yatırım olacak ya. Geneli bilmem ama Ali Koç tarafından bir teşekkürü hak ettiğinizi düşünüyorum bugün. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor şu an İlhan Açıkalın ve yatırım danışmanı Tonguç Erbaş. Çok teşekkür ediyoruz değerli vaktinizi ayırdığınız için, katkılarınız için. Analiz sentezi noktalıyoruz. Hoşçakalın.